sorayım, bir genç olarak ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsun? Abi ekonomi şu anda zaten kötüye gidiyor. Her geçen günde daha da kötüye gidiyor. G20'den de çıktık. İran ambargo koymuş, Avrupa ülkelerinin çoğu ambargo koymuş bir İran var ortada. Ve biz ondan da çıkar, önümüze geçti o İran. Ve her geçen gün millet açlıktan, sefaletten kavruluyor. Sorumlusu kim bu ekonominin? Hükümet abi. Aslında muhalefet de abi. Çünkü muhalefet, güzel bir muhalefet olsaydı hükümet daha da sağlam adımlarla giderdi. Ama son 20 senedir muhalefet hiçbir varlık gösteremedi ki. Böyle insanları kandırmaca yoluna bakıyorsunuz. Provokata etme. Niye provokata yapıyorsunuz? Siz niye buraya geliyorsunuz? Evet. Yani şimdi muhalefet, sağlam bir muhalefet olsaydı hükümet zaten el değiştirdi. Yani benim bu seçimden de... Tayyip Erdoğan. Hayır abla. Niye hayır? Siz gibi gençlik, gençlik abi, işte. Zaten ülkeyi kurtaracak olan biz gençleriz. Bana kalsa 65-50 yaş üstü kimsenin oy kullanmaması lazım niye ülkede. Niye lazım? Bu arkadaşa ben çünkü, katılıyorum vallahi. Çünkü niye? Gerek yok. Siz elinizdeki ya, telefonu abi, atın bir kere ondan abi, sonra konuş. Abi. Bak yemin ederim. Ondan sonra söz hakkı o. 2,5 milyar. Ben daha fazla monakaşa girmek istemiyorum. Siz medyacısınız. Medya, ha, medya, ekonomi, medya. Ekonomiyi de yükselten biz olmamız lazım. Hükümeti de, hükümeti yükselten benim olmam lazım. Yani ben yaparsam yaparım. Artık ben büyüklerimde hepsine saygı duyuyorum. Görüşüne görüşüne saygı duyuyorum. Ama benim görüşüm bu. Ben buyum. Ve ülkeyi değiştirecek insan da ben, gencim ya. Benim ya. Bu adam benim. Ondan sonra konuşalım. Telefonu karıştırma. Gözümü seveyim. Medyacısın, medya. Yurt dışından aldım ama. Hep böyle böyle abi, bunlara bakıyorsun. Biz bak partide, bak orada bizim yerimiz tamam, belli. Biz orada belli. Biz ya, orada bak orada tamam, Tayyip. Ben de geliyorum, ben de gözünü süreyim böyle mavi mavi kalemleri. Tabii ki. Ben bu seçim. Bak bu seçimde değişecek. Bu düzeni biz. Aa evet. Biz 300 milyonu bak bir şey söyleyebilir miyim? Sağlıklı güçlüyüz. Ben sorgulayayım sana. Benim onları sorgulamadan önce benim neyi sorgulamam gerekiyor? Abla G20'den çıktı. Evet ben çok açım. Hiç açamıyorsun. Aynen. Mezara girersiniz. Vallahi hiç hiçe benzemiyorsun. Ayıp kim ya? Ayıp ikimizin, alan mı ya? Nasıl ikimizin de fikirleri bu. Sana inandım çocuğum. Yani sen şey değilsin. Şunlar. İkimizin de fikirleri özgür. Özgür bir ülkeyiz abi. Sen beni eleştirmesen. Ben sen eleştirmesen. Biz... Orada çık çık. Nasıl çekiyor musun? Abla sen beni eleştirmesen. Ben seni eleştirmesen. Biz gelişemeyiz. Bak gençlere ihtiyacımız var. Evet. Kafanız yıkanmasa. Biliyorsunuz ki. Öldürüyorsunuz gençleri. Aşağılık gibisin ya. Ya şu an. Kafanız yıkanmasın. Bu gence vereceğin tepki git bir Afgan ile Suriyeli'ye ver. Niye vereyim? Niye vermeyesin? Senin karına kızına yazıyorlar. Haberin yok senin. Senin haberin yok. Nasıl insanlar biliyor musun? Nasıl insanlar biliyor musun? Gidiyorlar sahile bak senin askerin ölüyor orada. Senin askerin ölüyor. Askerin. Askerin bak askerin ölüyor askerin. Anla şunu. Askeriz niye Suriyeli için ölsün? 15 Temmuz'da biz öldük. Ne zaman öldük? 15 Temmuz'da biz öldük. Çıkar öldük. Çıkar bakayım telefonunu, şahitini göster. Hani öldük abla. Çıktık biz de dışarı. Değil mi? Ama kurulu sizinkiler... Düzen, kurulu düzen. Bak, sizinkiler çıkıyordu. Hocam, hocam dönün ülke, hocam diye ağlıyordunuz. Şimdi bir biz mi olduk? Şimdi bir biz mi FETÖ'cü olduk? Bırak ya. Bırak. Hür konuş. Burayla tutunmuş. Bırak. Şerefim ve namusun üzerine şerefim namusum üzerine yemin ederim ki bak ne yapacağım? Çoğunu gördüm. Hayır. Ne yapmasın? Kardeşim bir şey değil. Tehdit mi ediyorsun? Böyle, hayır. Bunları takip ediyorum ya ben. Bir bakayım aynı kişiler orada. Allah Allah. Hepinizin yüzü kayıtlı orada. Çünkü bunlar kurulu düzen. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Tehdit değil. Şimdi tehdit bu kanalı ediyorsun. Takip ediyorum. Tehdit bak. Bak aynı genç bir burada. Bir dakika. Aynı bak ablacığım. Üsküdar'da aynı genç. Bak. Kayseri'de, ablacığım. Trabzon'da kurulu düzen. Siz geldiniz. Siz geldiniz. Pardon ben burada oturuyorum ama burada eleştiriyorum. Seni de hep görüyorum. Bak sen de varsın. Beni nerede görürsün? Ben hep burada görürsün. Sürekli sen neredeyim ediyorum. Tayyip Erdoğan olmasa var ya. Battı Türkiye. Ne maaşı ya? Sen maaş alıyorsun da bu gençler maaş almıyor ama. Olmasa var ya. Eğer Tayyip her şey bitti. İftira atın abla. İftira atın çocuğa ama. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki iftira atanı iftiraz doğrulana kadar. Doğrulana kadar. Abla ilk ayeti okur musun bana? İlk ayeti Arapçasını okur musun?
Ay tamam gel Fatiha'nın anlamını oku. Bir şey söyleyeceğim. Fatiha'nın anlamını oku. Pandemi oldu. İlaçlarımız bedavaydı. Diyorum ki ben soru soruyorum ama iftira attı çocuğa diyorsun ki. Devam sen konuşuyorsun diyorsun. Yaz geldi. Orada beni dövecek gibi yapıyor. Cennete giremez diyor. Allah'ın Resulü sarsam diyor cennete giremez diyor. Bodrum'a kim gidiyor? Herkes. Hayır kim gidiyor? Gidiyor? Fakir. Ha hangi fakir? Ablacığım. Parası olan gidiyor. Ablacığım. Kocası ortaokul mezun olur. Güvenlik yapar adam AK Parti'de. Ya. Hırsız adam Not gezer, Trump. Dolandırıcı adam gezer, Allah sizin kadar da gezer. Fakirler orada ama Tayyip Erdoğan gelince Tayyip kötü. Derdiniz Tayyip değil. Tayyip Erdoğan olmasa değil. Bir kere battık, derdiniz yandık. Derdiniz Tayyip değil, anlatamıyorsun ki. Cahil kesimler. Cahil olan cahil kesimler. Yok bunlar okumamışsınız. Hayır. Tayyip Erdoğan olmazsa burada var ya hepsi böyle kafası kalmışlar. Sen tatile gideceksin değil mi? Sen tatile gideceksin değil mi? Onlar gidiyor. Sen gideceksin değil mi? Sen gideceksin değil mi? Bak esnaflara bak. Bak hayır buradan kimse sen gideceksin değil mi bu sene tatile? Ben tatile gitmiyorum. Sen gidersin tatile. Tayyip sana bakar. Param yok. Tayyip sana bakmaz mı? Yine kanlar lazım ya. Ablacığım senin var ya. Senin savunduğun adam 2016'da Diyarbakır'da Kurdistan diye bağırıyordu. Senin haberin var mı? O kadar şehit öldü. Şehit neredeydiniz o zaman? Git hastanelere. Bırak onu. Haydi. Tayyip Erdoğan'a 2020 en büyük FETÖ'cülerle PKK'lılar bunlar. Bunlara böyle bakma bunlara. Allah'ın izniyle. Çünkü bizim yolumuz belli. Yolumuz belli. Tayyip Erdoğan'sız bu Türkiye olmaz. Asla. Tayyip Erdoğan olmasa var ya cenazeleriniz meydanda kalırdı. Çünkü niye? Tayyip Erdoğan mı gömdü bizi? Tayyip Erdoğan mı gömdü bizi? Mezarımızı o mu kazdı? O mu kazdı? O mu kazdı bizi? Mezara para verilmiyordu. Yemeğin geliyor. Para verilmiyor mu abla mezara? Verilmiyor. Her şey bedava. Bedava para veriyoruz. 3,5 lira. Hadi. Tayyip Erdoğan 2023. Vallahi bravo size. Bizi Recep Tayyip diyor ki oradan bir de Recep Tayyip Erdoğan kurdu diyor Türkiye. O kurtardı diyor. Sen Türkiye'yi sen kurtardın. Tipa bak. Ekonomiyi soruyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz ekonomiyi? Ekonomik sıfır yani. Sorumuz kim? Sorumuz hiç. Nasıl? Sorumlusu kim? Ekonominin bu halde olmasın. Ya kimdir abi? Sen biliyorsun zaten yani. Oy verdin bu sorumlusa daha önce? Yok ben hiç vermedim yani. Vermem de yani. Neden? Kardeşim önce bu Türkiye'de Suriyelileri göndersin yani. Afganları aynen, göndersin. Doğrudur. Türkiye perişan olmuş yani. Ekmek yok ya biz ekmek bulamıyoruz yani. Çalışıyoruz ama boşuna çalışıyoruz yani. Kardeşim önce Türkiye'de bu mültecileri göndersin yani. Ben Türk vatandaşıyım. Askerlik yapmışım bu vatana bu millete. Ama kardeşim değerimiz yok. Biz çöp olmuşuz ya. Nereye bakıyorsun Arapça yazı. Nereye bakıyorsun Suriyeli. Nereye bakıyorsun Afgan. Nereye bakıyorsun Çarçurt. Kardeşim bu ne yani? Benim söylediğim bu kadar yani. Bu adam sadece bunları göndersin kardeşim. Ben bunu söylüyorum yani. Başka da her şey yalan.